Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Basın açıklamamız şimdi başlayacak. Basın açıklamamızı sevgili Ömer Madra okuyacak. Ardından sorularınızı alacağız ve böyle devam edecek. Şimdi Ömer Madra'yı buraya davet ediyorum. Mutluluktan, bu anlık ortamda mutluluktan gözlerim doluyor. En büyük sıkıntı şu, şair Haydar Ergüne'nin kedileri ne olacak diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü birçok dinleyici, destekçi arkadaşımız bugün bu sessizliğin kendi evin içinde bıraktığı korkunç boşluk duygusunu yansıttılar. En çok Haydar'ı hatırladım ben de. Çok eski bir dinleyicimiz ve evden çıkarken daima radyoyu açık bırakıyordu ki diler dinlemeye devam etsin diye. En sıkıntılı dönem o. Ona da bir günaydın diyelim buradan ve şimdi ben size Açık Radyo'nun bu oldukça kısa olan açıklamasını okumak istiyorum izninizle. Yani Açık Radyo Açık Kalsın sloganıyla şöyle bir şey başlattık. Açık Radyo'nun karasal yayını bugün yani 16 Ekim 2024 Perşembe günü saat 13 itibariyle kesildi tarafımızdan. Açık Radyo 29 yıl 11 aydır FM bandında frequency modulation deniyor. Ayrıca 22 yıl 11 aydır da internet üzerinden Türkiye'ye ve dünyaya yayın yaptı. Bu niteliğiyle eşine dünyada da ender rastlanan köklü bir kurum olduğunu söyleyebiliriz. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun basın özgürlüğünü çiğneyerek verdiği lisans iptali kararından tam bir gün sonra İzmir basın kampında basın özgürlüğü ödülüne layık görülen ve böylelikle 29 yılda ulusal ve uluslararası alanda 69. ödülünü alan Açık Radyo bugüne dek tamamı gönüllü 1416 programcısıyla 1219 farklı program üretti ve yani bu haftalık programlar yapanlar 1219 kişiden bahsediyoruz ve bu programlardan türetilen 29 kitap yayınladı. Her yıl bir kitap. Ve 30 yıl boyunca Türkiye'den ve dünyadan yaklaşık 26 bin düşünür, aktivist, yazar, güzide konuk ağırladı. 26 binden bahsediyoruz. Yani Açık Radyo'nun bir şekilde sık sık dile getirmeye çalıştığımız gibi kamusal parklar, ormanlar gibi bir müşterek olduğunu tekrarlıyoruz ama bunu bir kez daha burada söylemekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Açık Radyo dendiğinde akla başka bir mecrada hak ettiğini bulamamış bir hüzünlü şarkı, radyo tiyatrosundan aklınıza kapılan müthiş bir tirad, edebiyatın görünür kıldığı bir büyük hikaye, insanlığın renk ve titreşimlerini sesle çepeçevre kuşatan bir mecra gelir. Böyledir bu. Açık Radyo dendiğinde akla milyonlarca insanın ta Londra'da başlatıp Ankara'ya kadar devam ettirdiği bir barış çığlığı gelir. Yırca'da, Cerattepe'de, Akbelen'de ağaçlarına var güçleriyle sarılarak sahip çıkan köylü kadınlar ya da lise önlerinden meydanlara taşarak fosil yakıt şirketlerinin boyunduruğunda canlılar alemini yok oluşa sürükleyen resmi iklim politikalarını protesto eden gençler gelir. Açık Radyo dendiğinde akla ekoloji mücadelesinin, sosyal dayanışmanın, hak mücadelesinin seslerine daima kürsü ve megafon olan sakin ama kararlı bir radyo istasyonu gelir. Yani Açık Radyo kamusal faydanın sesidir. Biz böyle görüyoruz. Açık Radyo'nun sesi kamusal faydanın sesidir. Kurulduğu günden bu yana
herhangi bir kişi ya da grubun çıkarını gözetmeksizin kamu yararına yayın yapmıştır. Gücünü ve dirayetini buradan alır. Açık Radyo, Türkiye affedersiniz, Türkiye ve dünya kamuoyunda gerek siyasette, gerek kültür, sanat ve edebiyat alanlarında ne tartışılıyorsa bunu itidal ve sağduyuyla ve fakat eksiksiz konuşmayı kendine görev bilir. Radyo Televizyon Üst Kurulu kararıyla Açık Radyo'nun karasal yayın lisansının iptal edilmesi hangi teknik ya da bürokratik gerekçeye dayandırılıyor olursa olsun kesinlikle kamunun sesini kısma girişimidir. Tarihe öyle geçecektir ve daima öyle hatırlanacaktır. Peki şimdi ne olacak sorusunu da azıcık özetleyelim. Açık Radyo'nun karasal yayın lisansının iptaliyle birlikte FM yayınına bağlı sürdürülen eş zamanlı internet yayını da sona erdi. Ancak karasal yayın lisansının iptali radyonun kapanması anlamına gelmiyor. Radyonun yayıncı olarak başvurma hakkı olan farklı lisans biçimleri mevcut ve bunlardan biriyle yayının sürdürülmesi planlanıyor. Bu planlama aşamasındayız. Ayrıca karara karşı yürütmenin durdurulması istemli davayı da açtık tabii ve hukuki süreçler halen devam etmektedir. Bu basın toplantısının en önemli mesajlarından biri de olarak da şöyle söyleyelim. Açık Radyo için ses çıkar diyoruz. Toplumumuz giderek sayıları artan şiddet sarmallarıyla dört bir yandan kuşatılmışken birbirimizi dinlemek, ortak bir gelecek hayal edip onu hep birlikte kurmaktan başka çaremiz yok. Dinleyicilerimizi, destekçilerimizi ve kamuoyunu Açık Radyo için özgür yayıncılık ve özgür habercilik için bir kez daha ama bu sefer çok daha net ve gür bir biçimde ses çıkarmaya davet ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde radyonuzun sesi olun ve her yerde yüksek sesle söyleyin lütfen. Açık Radyo açık kalmalı. Message for our foreign correspondent friends who are here. Açık Radyo's terrestrial FM broadcast shut down by the Turkish Radio and Television Supreme Council. Açık Radyo's terrestrial broadcast FM license has been officially cancelled by the Turkish Radio and Television Supreme Council. In short, Rütük. The radio went off air officially on October 16th
2024 at 1 p.m. Açık Radyo, the longest running community radio in Turkey, has broadcast on the FM frequency for 29 years and 11 months and on the internet for 22 years and 11 months. This is to both Turkey and the world. With its 30th broadcasting anniversary only a month away or so, this news has been the latest blow to the freedom of speech and media in Turkey. Known for its motto, a radio open to all the sounds, colors, and vibrations of the universe, Açık Radyo, Open Radio, has been a pillar of freedom of thought and speech in Turkey, prioritizing the principles of universal journalism in its thousands of programs, both in the field of news reporting and in many other fields as law, philosophy, history, anthropology, science, culture, literature, and art and poetry. Açık Radyo received its 69th award in total, a day after the license cancellation decision of the Turkish Radio and Television Supreme Council was served, and to date has produced 1,219 different programs with 1,416 hosts, all of whom were volunteers, and 29 books inspired by these programs have been published. So we say it is a clear attack on freedom of thought and speech in Turkey, and it's a concern to all the world. So I salute you. Thank you very much for coming.